Merhaba arkadaşlar. Sizlere seçmiş olduğum Fırınların Saati filminin analizini yapacağım. Filmimizin orijinal adı La Horse de Los Hornes'tir. Yönetmeni, yapımcı, yazar, anlatıcı, müzik, görüntü yönetmeni, stüdyo olarak geniş bir kitle ile hazırlanılmıştır. Çıkış tarihi 17 Ağustos 1968 Arjantin'dir. Süre 260 dakika, dil İspanyolcadır. Filmimizin ilk yönetmeninden bahsedecek olursak Octavio Getino. 6 Ağustos 1935 İspanya, 1 Ekim 2012. Üçüncü okul ile birlikte kurucu ortaklarıyla tanınan Arjantinli bir film yönetmeni ve yazardı. Getino İspanya'da doğdu ve 1950'lerde Arjantin'e göç etti. 1964 yılında kısa öykü kitabı ile birlikte Amerikas ödülüne layık görüldü. Getuna ayrıca sinema ve sosyoloji üzerine bir dizi makale bıraktı. 1989'dan 90'a kadar olan süreçte bir sürü filmler ve e, yönetmenliklerde bulundu. Filmimizin ikinci yönetmeni olan Saranos tiyatro, müzik ve hukuk okudu. 1962'de ilk kısa filmi Segur Andonio'yu yönetti ve 1968'de Latin Amerika'da neokolonyalizm ve şiddet üzerine bir belgesel olan ilk uzun metrajlı filmi olan La Horde Los Hornos'u gizlice yaptı ve yönetti. Film birçok uluslararası ödül kazandı ve dünya çapında gösterildi. Salonas Venedik Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü ve Eleştirmenler Ödülünü ve Cannes Film Festivali'nde Prix de La Mise ödüllerini kazandı. 1999'da 21. Moskova Uluslararası Film Festivali'nde jüri başkanlığı yaptığı özel bir ödül aldı. 2004 Berlin Film Festivali'nde Onursal Altın Ayı, çeşitli filmlerin müzikleri üzerinde tango bestecisi ve müzisyen Astor'la birlikte çalışmalar yaptı. Film hakkında kısa bir giriş yaparsak Fırınların saati İspanyolca İspanyolca'da La Horda Los Hornos, Fernando Solanas tarafından yönetilen 1968 siyah-beyaz Arjantin filmidir. Senaryosunu Getúny ile Solanas'ın birlikte yazdıkları, yönetmenliğini Solanas'ın üstlendiği film, ekonomik yeni sömürgeciliği suçlayan ve sınıf mücadelesini öneren bir sinema manifestosu oldu. Yeni sömürgecilik ve şiddet, 1945'ten 1955'e Peronizm, şiddet ve kurtuluş ara başlık üç bölümden oluşan film, Arjantin'in fakir bırakan Peronizm, peronizmi destekliyor. Avrupa'da sanıldığının tersine peronizmin yaşattıklarını konu alıyordu. Fırınların saati film konusu, ırkçılık, toplumsal başkaldırı, yerlerin katliamı ve siyasal durumları, Amerikan emperyalizmi ve Arjantin aristokrasisini acımasızca eleştirerek anlatan film. Arjantin'de sosyalist devrimin önemli simgelerinden biri oldu. Filmimizden ara ara kesitlerde bulunacağım. Filmin adı İspanyol kaşiflerin Arjantin'i keşfettiklerinde buraya ateşler ülkesi adını vermesinden gelir. Zira kaşiflerin ilk gördükleri şeylerden birisi ufukta yıldızlar gibi parlayan yerlerin yemek yapmak için yaptıkları fırınlar ve ateşler oluyor. Ve bu görüntüden çok etkileniyorlar. Daha sonra birçok şair ve yazar yemek ateşlerinin yakılma saati tanımı kullanıyor burası için ki de Arjantinli olarak şimdi ateşleri yakma zamanı. Alevlerin ışığından başka bir şey görmesinler diyerek devrimin bütün Latin Amerika'ya yayılma çağrısını böylece yapar. 255 dakika uzunluğunda 3 bölümden oluşan fırının saati önemli bir kültür olayı olmuştur. Film ekonomik yeni sömürgeciliği suçlayan ve sınıf mücadelesini öneren bir sinema manifestosudur. Filmimizden bazı kareler. Fırınların Saati Arjantin ekonomik ve kültürel yeni sömürgeciliğin trajik bir örneği olarak resmeder her yerde hazır bekleyen polis, grevlerin şiddetle bastırılması, sayısız askeri darbe, büyük latifündiyaların, toprak sahiplerinin, feodalizmi, sanayi ve ticaretteki oligarşiler, yeni sömürgecilik ve onunla el ele giden yeni ırkçılık, Ülkenin belirli bölümlerini işgal etmiş Pentagon'un eğittiği ve finanse ettiği kontragerilla güçleri, tüketim ideolojisini dayatan kitle iletişim araçlarının sürdürdüğü kültürel şiddet filmin içinde yer alır. Ülkenin doğal kaynakları ABD ve Avrupa'dan gönderilen tüketim mallarının bedelini ödemek için ihraç edilir. Kültürel ve ekonomik emperyalizmi tepkisine rağmen fırınların saati sinema tarihine göndermelerle doludur. Fırınların Saati filmimiz 3 bölümden oluşur. 1. Bölüm Yeni Sömürgecilik ve Şiddet 1. Bölümümüzden Bir Kare 2. bölümümüz Fırınların Saati ikinci bölüm Kurtuluş için Hareket. 2. bölümümüzden kare. Fırınların Saati 3. ve son bölüm Patagonya Katliamı. 3. bölümümüzden son kare. Global Rocan'ın 1965 denemesi açlığın estetiği, şiddetin estetiği birçok kişi tarafından 3. sinema manifestolarını başlatan kişi olarak görülür. Rocan'a göre film geleneksel kalıpların dışına çıkmalıdır. Açlık ve şiddet sinemaya yansıtılmalıdır. Bunun için ihtiyaç duyulan tek şey evde bir kamera ve kafada bir fikirdir. Bu şekilde çekimlere başlamışlardır. 4 saat 20 dakika uzunluğundaki kızgın fırınların saati 3 bölümden oluşur. Birinci bölüm şiddet ve özgürlük adı altında Arjantin'in toplumsal, tarihsel, coğrafik ve kültürel değişik yönlerini anlatır. Bu bölüm Govera'ya ve Latin Amerika'nın kurtuluş için ölenleri ithal ithaf edilir. Devrim için Eylem adlı ikinci bölüm, John Peron'un ilk 10 yılını 1945 ve 55 anlatan Peronizmin tarihi, 20 dakika ve Peronizm sonrası dönemi anlatan direniş, 100 dakika olmak üzere iki alt bölümden oluşur. Son bölüm ise birinci bölümle aynı adı taşı şiddet ve özgürlük ve 45 dakika sürer. Bu son bölümde iki röportaj gösterilir ve birçok me mektup okunur. Devrim gerçekleşmedikçe bu filmin sonunun olmadığı, olmayacağı vurgulanır. Yazarlar emperyalist güçlerin bilimi, sanatı, kültürü, sinemayı kendi ideolojilerini yaymak için kullandıkları bunun karşısında 3. dünya uluslarının devrimci bilim, sanat, kültür, sineması olması gerektiğini savunmuşlardır ve bu şekilde ilerlemişlerdir. Şuna değinmek isterim ki 3. sinemada amaç yalnızca dünyayı yorumlamak değil, onu değiştirmektir. Asıl amacı da bu yönde çekilmiştir. Ve size bazı kesitler sunacağım. Size filmden birkaç dakikalık Kesitler göstermek istiyorum. Millón de sifilíticos, millón y medio de tuberculosos, dos millones de chagásicos. De la mitad de la población... Bitmez, tükenmez altın çıkardıkları dağların olduğunu söylerler. Avrupalılar köleler ve canavarlar yaratarak insan olmaya başladığından beri hiçbir şey ırkçı hümanizmden daha akılcı değildir. Yoldaşlar onun gibi devletler kurumlar toplumlar yaratarak Avrupa'yı onurlandırmayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.